Merhabalar, Akşam TV'den ben Gökçe. Bugün sizlerle trend olan yepyeni konularla birlikte olacağız. Ama bu trendlerden önce ciğerlerimize kadar işleyen Emine Bulut cinayeti. Sabahın ilk saatlerinde bu haberle güne başladım. Sosyal medyada videoyu canlı gördüğümde ilk uykulu anlayamadım. Sonrasında insanların kaçtığını gördük. Bir adamın da kameraya çektiğini bizzat izledik zaten videolardan. Yani o kriz anında nasıl yardım edilebilir bilmiyorum ama videoya çekene kadar en azından yardım. Videoya çekilmesi iyi mi kötü mü kestiremiyorum. 7'den 70'e herkes izleyecek bunu. Ne kadar doğru tartışmaya açık bir konu. Ateş düştüğü yeri yakar yani. O çocuğun geleceği, gördüğü sahne kulağından silinmeyecek. Ona bir anne veremeyiz. Babası zaten yok. Belki artık hayatı da yok yani. TV dizilerinde yeni sezon başlıyor. Bu yüzden YouTube trendlerinde hatta ilk iki dizi Hercai ve Sen Anlat Karadeniz. Ben bu iki diziyi de izlemiyorum. Ama bazı sahneleriyle popüler olduğunu biliyorum. Bu sahnelerden biri yine kadına şiddet. Kadına şiddeti meşrulaştırmak, sonrasında neden kadın cinayetleri ulu orta yerlerde, ulu orta şekilde şiddetleniyor ve biz bunlara şahit oluyoruz, görüyoruz diye isyan edersek abi sonuç bu. Bir tane psikopat arkadaşımız kadını kemerle dövüyor ve bu sahneyi severek izliyoruz. Sonra neden şiddet meşrulaştırılıyor? Gayet apaçık örnekleri ortada yani. Hercai dizisini onu hiç saymıyorum. Töre anlatılıyor. O onun düşmanı. Yok kanım yerde kalmadı. Yok şöyle, yok böyle. Temada kim var? Kadın. Yine ne var? Kadına şiddet. Fiziksel olmasa bile psikolojik şiddet. Ben buradan bunu anlıyorum. Hayır ben şey kısmındayım da. Bugün şu soruyu da sordum kendime. Ben oyuncu olsam böyle bir teklifi kabul eder miyim? Şu an YouTube'da trend ya bu video. Herkes izliyor ya. Yorumlara bakayım dedim. Bir tane olumsuz yorum yok ya. Bir tane. Aradım. Aşağılara indim. Yok hepsi heyecanla bekliyor. Hele o Hercai dizisi böyle mutlu mutlu başlıyor falan. Sonra birden karanlık oluyor falan. Sen Anlat Karadeniz'de çığlık kıyamet kadın vuruluyor tak tak 2 tane falan. Okey tamam bunların hepsi bir senaryo. Temele baktığında genel resme baktığında bir kadına şiddet söz konusu. Ve alttaki yorumlara tekrar bakıyorum. Yine seviyoruz. Evet, diğer yandan rap savaşları tam gaz devam ediyor. Biliyorsunuz geçen hafta Sagopa Kajmer 17 Ağustos'ta doğum gününde Avutsun Bahaneler adlı şarkısıyla bir hafta tek başına trenddeydi. Nasıl bir kitlesi var? Açıp sonuna kadar dinliyorum. Tekrar farkında olmadan dinliyorum ve kulağıma acayip yapıştı şarkısı. Uzunçayır'dan Beylikdüzü'ne kadar Sagopa Kajmer. Bu arada rap savaşları demişken bizim bir Killa Hakan abimiz var. Tesadüfen videosuna denk geldim. Yine Normandere sallamış. Gözlüğünü falan takıyor. O gözlüğü hiç çıkmıyor. O kafasındaki şey sürekli bağırıyor, çağırıyor. İşte gerçek getto benim. Bir de elini şöyle yapıyor. Ben gerçek gettoyum. Tamam mı? Normandere'nin bir şey yaptığı bir şey yok yani. Adam zaten bu Mekanın Sahibi adlı şarkısıyla gündeme geldi ama diğer şarkılarında da hep aynı şeyleri söylüyor. Yani adamın tarzı bu. Bu arada Killa Hakan'ın videosunun altındaki yorumları okudum. İlk yorum şöyle. Kral sana diss atmadı ki Norm. Keltoş'la bebeğe attı zaten. Sen neden üstüne alınıp istediğin yere gelirim falan ne? Hakikaten videoda diyor ki ara diyor istediğin yere gelirim diyor. Racon kesiyor ya. Biri de şey yazmış. Dayı burayı terk et. Guluk guluk. Her zaman buradasın. 5 yılda bir parası bitince gelenlerden değilsin. Her zaman seninleyiz kral. Diğer yorum ise abi gözlüğü çıkarmadığın için sokaklar karanlık olur bilmiyorum. Biri de şey demiş. Killa Hakan'a rap yapamıyor diyorduk ama adam konuşamıyor da. Şimdi adamın yani yıllardır Almanya'da yaşamış. Ne bekliyorsun ki? Ben de bu arada Killa Hakancı oldum. Killa Hakan, rap savaşları, Norm Ender derken yürüyüp alıp giden bir alan var arkadaşlar. Reynmen. Adam sosyal medyada demişti ki albüm çıkaracağım, konserlere başlayacağım. İlk konserini verdi. Locası kaç para biliyor musun? 30 bin lira. Bülent Ersoy'a sormuşlar Reynmen kimdi? O kim ki demiş. O videoyu izlediğimde çok gülmüştüm. Hakikaten. Bu arada Reynmen'i Ajdar'a benzettiler. Ajdar'a yazık ettiğimizi söylediler. Reynmen çıldırdı. Sosyal medyada bir yardırdı. Ondan sonra tiye almaya başladı. Ajdar'ın şarkılarını dinleyerek story atmaya başladı. Reynmen'in burnu estetik mi arkadaşlar? Ve aylardır beklediğimiz Tarantino'nun filmi vizyona girdi. Bir Zamanlar Hollywood'da 1969 Los Angeles'ını anlatıyor. Bakalım ustamız ne yapmış? Hep beraber izleyeceğiz. Evet arkadaşlar, bu haftalık bu kadar. Umarım haftaya yepyeni konularla gireriz. Bu haftaya biraz üzgün girdik. Bir sonraki haftada bakalım neler olacak, hep beraber göreceğiz.